Merhabalar Ortega Yollarda takipçileri. Ortega Yollarda. Antalya'dayız da Antalya'da. Antalya'dayız Merhabalar Ortega Yollarda takipçileri. Ortega Yollar. Antalya'dayız da Antalya'da. Bir dakika bir susma mı kardeş ya? Antalya'dayız. Tamam. Antalya'dayız. Tamam sakin relax. Tamam Antalya'dayız. Unutma. Merhabalar Ortega Yollarda takipçileri. Ortega Yollarda. Antalya'da. Antalya'dayız. Antalya'da olduğumuzu söylüyoruz. Kardeş duyan mı? Tamam durdum. Tamam dur. Tövbe estağfurullah be. Neyse. Dur, ağzını kapatayım öyle de. Merhabalar Ortega Yollarda takipçileri. Ortega Yollarda Antalya'dan devam ediyor. Ya bir dur Allah razı için bir dur ya. Bir durmam mı ya? Durdum. Ha sen söyle hadi. Merhabalar Ortega Yollarda takipçileri. Şu an Ortega Yollarda Antalya'da. Tamam Lima. bitti, aldın mı hevesini? Ya tam. Hristiyan'a değil mi? Ya ne güzel devam ediyorduk. Evet arkadaşlar Antalya'dayız. Öncelikle videomuzda Antalya'nın bir deposunda boşaltma yaptık. Halimizi bir görün. Güvenlik diyor ki anahtarı teslim etmen lazım diyor. Arabayı arabadan inip Suyu söyle, anahtarı teslim suyu. etmen Suyu lazım söyle. diyor. Suyu söyle, suyu. Müsaade edersen ben söyleyeceğim. Önce bir o görüntüleri izleyelim. Ardından da çok merak edilen videolardan bir tanesi frigo ile Suyu söyle, ilgili bir suyu. video yapacağız inşallah. Soner müsaade ederse Suyu Allah'ın söyle. izniyle. Oradaki yağmuru suyu. Merhabalar arkadaşlar. Al İlerleyen kardeşim. videolarda göreceksiniz Al Ortega'nın sen devam et. şoförün rezil halini. Ver ben devam Yani. ederim. Al devam et ha. Ben ne diyeceğim? Ha. De hadi. İlerleyen videoları takip etmeye devam. Tamam bu kadar. Evet arkadaşlar. Anca Soner'i böyle durdurabiliyoruz. Öncelikle Antalya Depo'daki Ya Allah'ım tamam. Yeter. Tamam ama Neyse Antalya'dayız. arkadaşlar. Önce Antalya Depo'da Antalya Antalya. Antalya Depo'daki Suyu söyle suyu. rezilliğimizi suyu bir seyredin. Ondan sonra diğer frigo videomuza geçeceğiz. Yani bu rezilliği birçok arkadaşımız birçok yerde yaşıyor. Burası Bazı Antalya. yerlerde lavaboya, tuvalete müsaade edilmiyor. Bazı yerlerde yemek verilmiyor. Bazı depolarda da bu tür sorunlarla, sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Orada birçok meslektaşımız ayakkabılarını suya sokmak zorunda kaldılar. Antalya. Biz de kendi çaremizle yaptık tabii. Bir izleyelim. Güvenlik diyor ki arabayı diyor terk etmen lazım diyor. Anahtarı teslim etmen lazım diyor ki arkadaki personelin güvenliğini düşünüyor. Ama şoförün can sağlığını düşünen hiç kimse yok. Şimdi videomuzu izleyelim. Antalya'dan. Bu şoför yanaştıktan sonra nasıl inecek arabadan? İnmesi mecbur. Anahtarı güvenliğe teslim etmesi gerekiyor. Adam araçtan ineceğim diyor. Nasıl ineceğini birazdan görürsünüz arkadaşlar. Şoförün sağlığı kimsenin umurunda değil. Derya Deniz mübarek. Ala ala. Nasıl bineceğiz? Ayakkabımızı poşete koyduk. İçine de bir çift çorap koyduk. Ya Allah ya Bismillah. Bayağı da var ha. Kapımızı da kilitleyelim. Kanka ben geliyorum ha. Anahtarı teslim etmemiz lazım. Allah Allah. Kanka. Lan su da soğukmuş ha. Geliyorum. Abo, ayaklarım kesildi lan. Mahallenin arsız çocukları gibi oldum vallahi. Anahtarı sen teslim edeyim. Vallahi bilmiyorum arkadaşım. Orada var. Vallahi hepsi orada yazıyor abi ya.
Dayı ne yapıyorsun? Hoş geldin kardeş. Vallahi pek hoş gelmedik. O ne ya? Ne görmüyorsun mahallemizi? Ne günlere kaldı ya. Ya. Allah yardımcın olsun kardeşim. Allah. Nasıl? Hoş geldin önce. Sence nasılım? Nasılım? Sence nasılım? Ben cevap vermek istemiyorum. Yani belli. Olanlar belli. Neyse dur. Düzeltiriz şimdi. Valla akşamları sen ne iş yapıyorsun? Ne iş yapıyorum? Bu çanta ne? Ablamın arabası mı? Ha ablanın arabası. Dedim lan çeşit çeşit çantalar falan. Evet, görüntüleri izlediniz. Ben yorum yapmıyorum. Yorumu siz aşağıya yapın. Şu an yanımda Soner kardeşim var. Cümleten merhaba arkadaşlar. Müsaade et, ben sana söz bırakacağım. Vallahi söz vereceğim ben sana sözü. Söz vereceğim. Bana söz mü vereceksin? Evet, söz vereceğim. Söz ver bakın bana. Söz. Neyin sözünü vereceğim? Evet, öncelikle Soner Akbulut'u... Merhaba arkadaşlar. Tamam, sakin ol. Tamam. Ne zaman söyleyeceğim? Relax. Öncelikle Soner Akbulut arkadaşımızı tanıştıralım. Benim transport hayatım yaklaşık olarak bir 5 yıl. 4-5 yıldır frigo ile uğraşıyorum. Kendisi 18 yıldır frigoculuk yapıyor. Yani sorun sıkıntıyla karşılaştığımız zaman elbette ki biz kendimiz bir şekilde çaresini buluyoruz veya arkadaşlarla yardımlaşıyoruz. Fikir alışverişi yapıyoruz. Ama kendisi şu motoru komple söküp takabilecek kapasitede bir insan. Motor ve arkadaşları. Motor ve arkadaşları. Ha, bende mi? Aynen. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle hepinize iyi seyirler diliyorum. Bugünkü konumuz termokin ünite yani. Evet, hep o benim sözümü kesiyordu. Bir de ben ona gıcıklık yapayım. Bakın. Şunu da belirttim arkadaşlar. Başta söylediğim gibi kendisinin... Termokin. Kendisinin tecrübesi benden daha fazla. Estağfurullah. Yani tabii ki bilginin şeyliği olmaz, neyliği olmaz. Orayı kıvırttıramadım. Hani... Sıra bende. Çevir bana, çevir. Hadi. Arkadaşlar öncelikle bildiklerimi size aktarmak istiyorum. Frigo, dorsemiz, ünitemiz Thermoking. Yeni nesil motor. Streamline modeli, yeni model. Fark eden pek bir şey yok. Sistem her zaman aynıdır. Motor, dizel motorumuz, soğutma kompresörümüz, gazımız, soğutma ünitemiz. Ve genelde başımıza gelen ekstra olaylar... Başkası nerede bunun? Şu arada. Her zaman olduğu gibi şunlar şunlar arasında. Ya dur bir ya, karışma. Arkadaşlar, genelde olan şeylerden bir tanesi nedir? Sık karşılaştığımız zaman yolda ünitenin soğutmaması, arıza vermesi vesaire, kendinizin yapabileceği kolay pratik bilgiler vermek istiyorum şu anda sizlere. Ünitemiz... O bilgileri vermeden önce şunu söyleyeyim. Mesela limon. Gittik. Evet, limonu yükledik. Evet. Hani normalde kaç derece olması lazım limonun? 7 derece. Evet. 6-7 derece otomatikte götürüyoruz. Şimdi yükledik, limonu tarladan getirdiler, sıcak bir şekilde arabaya naklettiler. Termokini açtık, 18 derece gösterdi. Ve bunu bizden 7 derece istiyorlar. Ve bundan... aslında, bu aslında yanlış bir şey de ama ülkemiz bunu benimsemiş durumda. Bunda da bizim yapmamız gereken, yani sonuçta bireysel olarak kimse kalkıp mücadele veremez. Ama işte onu söyleyeyim. Şimdi frigo koruyucu ünitedir. İşte doğru mu? Onu söyleyeceğim. Yani bireysel mücadele edemeyiz. Yani sen bunu bu derecede koydun. Benim bu dorsem veya trailerim, trailer yabancı bir dil. Senin ürününü soğutmak için yapılmamış. Bunlar sadece verdiğin derecede korumak amaçlı yapılmıştır. Aynen. Koruyucudur. Özetle yani. Söyleyelim. Koruyucudur, soğutucu değildir. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi çoğu arkadaşlarımız olabilir. Yaptıkları hareket 18, adam demiştir yükleyici firma 7 derecede evet. Ürünü götüreceksin. Arkadaşlarımız kontrol paneli ünitesinden 7 dereceye ayarlıyor. Evet. Ve biniyor aracına, devam ediyor. Ve bu termokin ünite, adı termokin olduğu için bunun kariyerlerde de aynıdır. Carrier mı, kariyer mi? Neyse. Fark etmiyor, benim yabancı dilim bu kadar arkadaşlar. Ünite devamlı çalışıyor. Ve iniyorsunuz, bakıyorsunuz ki belirli bir dereceye gelmiş. Ondan sonra soğutma yapmamış. Neden yapmamış? Ünite sıkışmıştır.
ne olabilir? Gaz sıkışması olabilir. Çift yönlü defroz olabilir. Çift yönlü defroz dediğimiz buzlama. Ünitelerde iki çeşittir. Biri içeriden, biri dışarıdan. Evet. İçeriden olanı zaten göremezsiniz. Mal vardır. Yani. Dışarıdan olanı görebilmeniz için şuraya göstereyim. Kapağı açtığınız zaman kompresör üstü üniti valfler. Evet. Valfler buzlama yaptığı zaman hiçbir soğutma yapmaz bu ünite. Aynen. Bembeyaz oluyor yani. Boşu boşuna çalışın. Burada yapmamız gereken şey kar şeyi gibi oluyor. Evet, bembeyaz oluyor. Evet. Burada yapmamız gereken şey defroz vermek. Bunu sade çözmeyebilir. Çünkü uzun bir saat çalıştırdıysanız üniteyi haliyle bu daha yoğun bir şekilde buzlama yapmış. Aynen. Kardan daha fazla buzlamaya geçecek. Yani yok, beyaz böyle şey gibi oluyor. Evet. Kar gibi oluyor. Bunu çözmemiz lazım. Bunu çözmeden de mümkün değil. İçindeki malı veya istediğimiz dereceyi bulduramayız. Bunun imkanı yok. Boşuna ya da üniteyi de zorlamayın. Gerek yok. Bunun için ne yapabiliriz? Kısadan bilgiler vereyim. Bir defroz veririz, bakarız. Eğer hala çözülmemiş ise, derecemiz kaçsa artıya alırız. Oradaki buzu çözmek babıyla. Farz edelim çözdük. Buzları çözdük. Peki biz bu ürünü nasıl derece düşüreceğiz? Evet. Eğer ürünümüz asitli bir ürünse, mandalina, portakal, turunçgiller bölümünden bir ürünse, dorselerimizde bulunan şu kapakları, Fatih arkadaşım gösterecekse, şu kapakları önlü arkalı açıyoruz ki içinde bulunan asit dışarı çıksın. Arkada da var. Arka kapak da burası arkadaşlar. Şu siyah görmüş olduğunuz burayı açıyoruz. Açık şekilde. Orası sürekli açık kalıyor. Evet, kapakları açtıktan sonra arka kapağı da gördünüz. Frigonun arka kapağında olan ufak kapağı da, tahliye kapağında gördünüz. Ondan sonra geliyoruz. Ünitemizi açıyoruz. 8.5 derece gösteriyor. Biz bunu 7'ye ayarladık ve otomatikten çıkardık. Bir saniye. Otomatikten çıkarttın. Evet. Şu an otomatikte değil. Manuelde. Sıcak soğuk yapacak. Bir saniye abi. İlk geldik, tamam. Bir saniye, müsaade et ya. İlk geldik. Burada zaten arkadaşlar bu elektrik. Elektrik bağlantısı yaptığınız zaman bunu elektrik moduna alıp elektrikte kullanıyorsunuz. Ama biz dizel kullandığımız için şu anda buradan startı veriyoruz. Dereceyi artı 18'e ayarladın. İçi zaten 8 derece ısıtmaya geçer. Dur. Arkadaşlar açtık. Şu an mesela 18 derece. Buradan artı eksi var. Buradan mesela 7 dereceye getiriyoruz. 7 dereceye getirdik. Enter'lıyoruz ve frigomuz çalışmayı bekliyor. İnşallah çalışacak. Çalışmadan önce şöyle bir ses duyarsınız. Kontrol başlandı. Ünitesi uyarı ikaz. Evet. Ve motorumuz startını veriyor. Bu sesi niye veriyor? İkaz uyarı sesi. İkaz ediyor. Elini ayağını çek sağdan soldan, frigodan uyar. Vay kurban oldum. Vay ne güzel çalışıyor. Maşallah. Evet arkadaşlar, şimdi benim yaptığım işlemde zaten 8 kaçtı? 8'lerdeydi. Biz 7 dereceye ayarladı. Öyle olduğu için sıkıntı olmadı ya. Allah rızası için. Allah Kur'an hakkı için mi dur ya? Ama Soner arkadaşımızın anlattığı olayı tekrardan kendisine bırakıyoruz. Ha, ben de mi? Evet. Merhaba. Arkadaşlar dediğim gibi bu derece düşürme olayı mesela yükledik. Evet. Yüklerimizi açtık. Kapaklarımızı kapattık. Dediğim gibi tahliye kapaklarını açtık. Ekranımız bize içerinin sıcaklığını, örnek veriyorum, farazi söylüyorum, 18 derece veriyor. Evet. Otomatikten çıkartıyoruz, 15 dereceye alıyoruz. 1 saat kadar çalışıyor bu şekilde. Çünkü kendisi sıcak ve soğuk yapacak devamlı. Sıcak soğuk yapmasının sebebi de defroz, yani buzlamayı engellemektir. Bu manuel bir defrozdur aslında. Eskiden, yani daha eskilerde benzinli üniteler vardı. Kibrit kutusu gibi olurdu o. Onlarda defroz modu yoktu. Bu şekilde defroz yapılırdı. Sıcak soğuk yapacak. 1 saat 15. Ondan sonra 3 derece düşürdük. Arkasına 2 derece. Ne yaptı? 12. 13. Arkasına 1-2, 11. 1-2, 9. 1-2, 7.
7'de de en son hepsinde birer saat çalıştırdık. En son 7 dereceyi bulduktan sonra aşağı yukarı 2 saat kadar çalıştırıyoruz. Yani özetle 18'den 7 dereceyi bulana kadar o düzde çalışıyor. Evet. En son dereceyi bulduktan sonra da 2 saat kadar veya 1,5 saat kadar. Evet. Yine düzde çalışıyor. Ondan sonra otomatiğe alıyoruz. Şurada ufak bir nokta söylemek istiyorum. Mesela örnek veriyorum. 18'den 15'e veya da 11 dereceden 9 dereceye indiriyorsunuz değil mi? Evet. Ünite o sırada 9 derecedeyken, daha yeni bulmuştur 9 dereceyi. Siz onu 7'ye çekerseniz ısıtmayı yapmayacaktır. Direkt hemen 11'den 7'ye çekmiş gibi olur. Evet. Buna da dikkat edelim arkadaşlar. Ben açtım. Hadi evet. Bismillah. Geliyor. Fatih. Söylemek istediğin başka bir şey var mı? Şimdi en çok yaşadığımız sıkıntılar yaz aylarında. Evet, yaz aylarında şimdi genelde gaz sıkışması olur. Bunları engelleyebilmek için yapacağımız tek bir şey vardır. Ünitelerin termoking olanlarda, burada kariyer olanlarda yukarıda termoking yazısının üstünde olur yukarıya bakar. Evet. Bunları girdiğimiz petrollerde su tuttuğumuz zaman ünite rahatlar, soğutmayı daha güzel yapar, daha hızlı yapar. Evet. Buna dikkat edersek yani kolay kolay başımız ağrımaz. Üşenmeyelim arkadaşlar. Evet. Herkese hayırlı yolculuklar dilerim. Kazasız belasız. Ama ona değil. Neye? Ona. Yoko'ya mı? O kendini biliyor. He, o kendini biliyor. Onu ben kim olduğunu öğrendim ama söylemem. Öğrenemedin. Kim? Söyle. Kim? Bir hadi söyle. Şimdi burada söylersem arkadaşlar. Hadi söyle, söyle. Söyle mi? Hadi söyle. Can Koççu sana diyor. Yok lan ne Can Koççu? Yok Can Koççu değil de söylemiştim bir ara bir tanesine söylemek istedim de bu lafı söyledim öyle de ağzımda kaldı dedim. Biri vardı bu. Biri var yani. Evet biri var. Can Koççu da kardeşimiz. Yani. Şimdi. Arkadaşlar bu cıyır cıyır ses geliyor. Bazı arkadaşlarımız bu sesi soruyor. Bu gazı indiriyor aşağıya. Ondan gelen ses. Evet. Hop. Üniteyi stop ettiğiniz zaman gaz geri toplanma yerine gelir. Ve şu an o sesi kesti. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Antalya'dan aktaracaklarımız bu kadar. Şimdi arayınızın yolu açık olsun. Senin değil. Senin değil. Sen kendini... Ben biliyorum ya sen bir yerlerdesin gel. Hala kayboldun. Sen kendini biliyorsun. Hepinize kazasız, cezasız, belasız yolculuklar diyorum Antalya'dan. Ona? Ona da... yok. Ona ceza da olsun, gaza olmasın. Ceza bol olsun. Bulgar polisin esnen kurtulmasın. Almana düşsün. Tamam.